2023 yılının yaz sezonunun başlamasıyla birlikte birçok dizi sezon finali veya final olurken yaz sezonu için yepyeni projeler hazırlanmaya başlandı. Peki 2023 yılının yaz sezonunda hangi dizileri ve oyuncuları ekranda göreceğiz? Gelin birlikte incelemeye başlayalım. Tabi öncesinde videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 1. Ruhun Duymaz dizisi. Yapımcılığını 03 Medya'nın üstlendiği dizinin başrolünde Şükrü Özyıldız ve Burcu Özberk gibi ünlü isimler yer alacak. 26 bölüm olarak planlanan dizinin konusuysa bir ajanlık öyküsü olarak sunulacak. Ajan temalı bu dizide Koral ailesi Türkiye'nin en büyük mücevherat sahibi bir aile olarak karşımıza çıkacak. Civan Koral ise bu ailenin göz bebeği ve kaçakçılığın başındaki kişi olarak karşımızda olacak. Civan Koral'ı oynayacak oyuncu ise Tuğrul Tülök olacak. Ajan Onur olarak izleyeceğimiz Şükrü Özyıldız ise bu ailenin kaçakçılık işlerini durdurmaya çalışacak. Dizinin çekimlerine başlandı ve Eylül ayında ekranlarda olması planlanıyor. 2. Yanık Ülke dizisi. Fox ekranlarında karşımıza çıkacak olan Yanık Ülke dizisinin başrolünde en son Neslihan Atagül'le Ah Belinda dizisiyle rol arkadaşlığı yapan Serkan Çayoğlu yer alıyor. Serkan Çayoğlu'nun partneri uzun süredir belli olmasa da Birsen Altuntaş'ın yaptığı bir habere göre dizinin kadın başrol oyuncusu Sanem Babi oldu. Ancak dizinin diğer önemli rolleri için hala arayış sürüyor. Dizinin konusuysa Kerem'le Sevda'nın aşk hikayesine odaklanacak. Kerem'le Sevda yurt dışında karşılaşır ve tanışırlar. Ancak bu tanışıklık sonrasında Manisa'ya kadar uzanır. Kerem Sevda'yı ilk gördüğü andan itibaren aşık olmuştur ve Sevda'ya karşı yapılan haksızlıklara karşı gelerek hapse girmeye mahkum edilir. Böylece Kerem'le Sevda'nın hikayesi de başlamış olur. 3. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi. En son aile dizisinde izlediğimiz Serenay Sarıkaya televizyon dizisinin tatil vermesiyle birlikte yaz için yeni dizisinin hazırlıklarına başladı. Netflix'e yayınlanacak bu dizide Serenay Sarıkaya'nın rol arkadaşı ise en son Medcezir dizisinde partnerlik yaptığı rol arkadaşı olan Metin Akdülger olacak. Medcezir hayranlarını sevindiren bu haber diziyi izleyiciler için daha da heyecanlandırıcı bir hale getiriyor. Aynı zamanda dizide Hakan Kurtaş ve Ahmet Rıfat Şungar gibi oyuncular da yer alacak. Dizinin diğer kadın oyuncuları belli olmasa da konusuna dair çok az bir bilgi bulunmakta. Başarılı senarist Ece Yörenç'in yazdığı dizide Serenay Sarıkaya Leyla adlı bir karaktere hayat verecek. Amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla'nın gözünden aile içi ilişkilere ve boşanma davalarının avukatlık alanında gerçekleşen hikayesine değinilecek. 4. Gatlar dizisi. Geçtiğimiz senelerin efsane dizisi olan Çukur'un final yapmasıyla birlikte başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, Disney'de yayınlanacak olan Atatürk dizisinde rol almıştı. Dizi Disney'de hala yayınlanmasa da dizinin çekimleri tamamlandı. Ay Yapım ise Çukur'un ardından tekrardan bir mafya dizisi hazırlamak için kolları sıvadı ve Çukur dizisinin yönetmeni Sinan Öztürk'ün hazırladığı Gatlar dizisi için hazırlıklara başlandı. Tabii çekilmesi planlanan bu yeni dizinin başrolü için teklif götürülen ilk isim ise Aras Bulut İynemli oldu. Ancak Aras Bulut İynemli şu sıralar ailesinin yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgilendiği için kesin bir karar vermedi. Dizi için görüşülen diğer isimler arasında yine Çukur dizisinden tanıdığımız Uğur Yıldıran ve Aytaç Uşun da yer alıyor. Aras Bulut İynemli dizide oynamayı kabul ederse Gatlar dizisinin Ocak ayında ekranlarda olması bekleniyor. 5. Ya Çok Seversen. 2023 yılının en çok izlenen yaz dizilerinden biri olması beklenen Ya Çok Seversen dizisinin başrolünde Kerem Bürsin ve Hafsa Nur Sancak Tutan gibi yıldız isimler yer alıyor. Dizinin ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve oldukça fazla ilgi görmüştü. Daha önce Sen Çal Kapımı dizisiyle Hande Erçel'le partnerlik yapan Kerem Bürsin, yurt dışında da dahil olmak üzere oldukça fazla ilgi görmüştü. Peki Ya Çok Seversen dizisinin konusu ne olacak? Dizide Kerem Bürsin, annesi öldükten sonra küçük yaşta yatılı okula gönderilen ve uzun süre aile evine dönmeyerek yurt dışında kendi ayakları üstünde duran Ateş karakterine hayat verecek. Hafsanur Sancak Tutan ise insanları kandırarak para kazanan ve gerçek ailesini hiç tanımamış Leyla karakterini canlandıracak. Hiç kimseye güven duymayarak büyüyen Ateş'le herkesi kandırarak para kazanmayı amaç edinmiş Leyla'nın hikayesi 6 Temmuz Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayında olacak. 6. Hudutsuz Sevda dizisi. Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasıyla birlikte dizinin yapımcısı ve senaristi Bahadır Özdener ekranlara yepyeni bir dizi hazırlamaya başladı. Dizi hala yapım ve hazırlık aşamasında olmaktadır.
olmasına rağmen daha önce Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle adından oldukça fazla söz ettirmiş olan Hilal Altınbilek'in dizinin başrolünde olacağı iddia ediliyor. Dizinin diğer oyuncuları hala belli değil ancak oldukça güçlü bir intikam hikayesini konu edineceği söylenen dizinin senaristi Bahadır Özdener olacağı için izleyiciler oldukça heyecanlı. Çünkü Bahadır Özdener Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerin senaristliğini yaparak bu dizilerle oldukça iyi hikayeler ortaya çıkarmayı başarmıştı. 7. Dönence dizisi. Geçtiğimiz sene yaz aylarında Duyu Bey'in dizisiyle oldukça fazla popüler olmayı başaran Caner Topçu, bu sene de yeni bir yaz dizisiyle adından yine oldukça fazla söz ettirecek gibi duruyor. Exceptional adlı yabancı bir diziden uyarlanacak olan yapımın kadın başrolünde ise Sümeyye Aydoğan yer alacak. Tabi dizide Emre Kınay gibi usta bir oyuncu ve yeni yaz dizilerinden tanıdığımız Atakan Hoşgören de yer alacak. Dizinin konusuysa Sümeyye Aydoğan'ın hayat verdiği Gece karakterinin engelli bir kardeşiyle verdiği hayat mücadelesi anlatılacak. Gece karakteri kardeşinin eğitim ihtiyaçları nedeniyle ailesiyle birlikte İzmir'e taşınacak. Gece'nin bu yeni hayatına adapte olma sürecinde yaşadığı zorlukları izleyeceğimiz dizi 4 Temmuz Salı günü Kanal D ekranlarında yayında olacak. 8. İki Yabancı Dizisi. Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle ilk defa partner olarak gördüğümüz Hande Erçel ve Burak Deniz uzun bir zamandan sonra tekrar bir başka dizide partner olarak rol alacaklar. Yeni çıkacak dizisi hakkında oldukça fazla heyecanlı olduğunu söyleyen Hande Erçel bu dizide Leyla adlı bir savcı karakterine hayat verecek. Muş'tan İstanbul'da yaşayan ailesinin yanına dönen savcı Leyla bir iş insanının ölmesiyle birlikte bu cinayeti çözmek için kolları sıvayacak. Burak Deniz ise ünlü haberci Kenan Öztürk rolünde ekranlarda olacak. Ormanda bulunan ünlü iş insanının cesediyle birlikte Kenan ve Leyla'nın tanışmasına şahitlik edeceğiz. Dizide ünlü oyuncu Cem Davran ise Kenan'ın babası Tufan karakterine hayat verecek. Tabi bunun yanı sıra Feridun Düzağaç ve Menderes Samancılar gibi usta isimler de dizide rol alacaklar. 9. Yaz Şarkısı Dizisi. Yaz sezonunda ses getirmesi beklenen bir diğer proje ise başrollerinde Mustafa Mert Koç, Nilsu Berfin Aktaş, Efe Kan Can gibi isimlerin yer aldığı Yaz Şarkısı Dizisi. Henüz yeni tanıtımları yayınlanmış olan dizide Kenan ve Murat adlı iki yakın arkadaşın hayatlarına Gül adında bir kızın girmesiyle birlikte yaşanılan değişimler anlatılacak. Murat ve Kenan müzik şirketi olan iki yakın arkadaştır. Gül ise aslında İstanbul'da üniversite okumaya gelmiştir. Ancak babasının hayalleri için çabalamaktadır. Olmaya başlayan Gül'ün hayatı Murat ve Kenan'la tanıştıktan sonra tamamen değişecektir. Gül'ün hayatlarına girmesiyle birlikte Murat ve Kenan'ın da hem arkadaşlık ilişkileri hem de iş ilişkileri değişmeye başlayacak. Dizi çok yakında Fox ekranlarında yayınlanacak. 10. Sosyete Doktoru Dizisi. En son Sipahi dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Kaan Yıldırım, projenin reytinglerde çakılması nedeniyle ekranlara erken veda etmek zorunda kaldı. Ancak yeni sezonda başarılı kadın oyuncu Ayça Ayşin Turan'la partner olarak göreceğimiz oyuncunun yeni projesi Sosyete Doktor oldu. Yaz dizisi olarak planlanan projenin hikayesi ise Royal Pains adlı bir Amerika dizisinden uyarlanacak. Dizinin detayları hakkında çok fazla bilgi yer almasa da konusu başarılı bir doktorun hayatına odaklanacak. Başarılı ve iyiliksever bir acil servis doktoru zengin bir hastanın çocuğu yerine bir sokak çocuğunu tedavi eder. Ancak bu durum zengin hastanın çocuğunun ölmesine sebep olur. Ve doktorun başı bu durumla birlikte oldukça fazla belaya girer. İşini kaybeden doktor mecburen başka şehire taşınmak zorunda kalır ve kardeşinin ısrarıyla birlikte bir partiye katılmaya karar verir. Parti sırasında yaşanan acil bir durumla karşı karşıya kalan doktor duruma müdahale eder ve bu müdahaleden sonra hayatı tamamen değişir. Yaptığı yardım sayesinde artık zengin ve sosyetelerin aradığı özel bir doktor haline gelir. Sosyete Doktor dizisinin yapım aşaması hala devam etmekte. Bu yüzden yeni tarihi hala bilinmese de çok yakında açıklığa kavuşacaktır. Evet dostlar, sizler yeni çıkacak bu dizilerden hangilerini bekliyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Son olarak kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.